Merhaba Özlem. Aa, ismimi duydum ve geldim. Nasılsın? Görmek için çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol Özlemciğim. Şimdi oralarda hayat nasıl? Arkadaşlar, Özlem Kaymaz'ı hepiniz tanıyorsunuz. Tanıtmama gerek yok. Eski Türkiye güzelimiz, güzeller güzelimiz, içi dışı güzel Özlem. Şimdilerde Hollanda'da yaşıyor. Evet. Uzun süredir o. Bu arada silah hocam. Ne güzel sürpriz. Evet. Özlemciğim, Rotterdam'da yaşıyorsun. Evet. Öncelikle bir orada durumlar nasıl, bir onu öğrenmek istiyorum. Pandemi nasıl yaşanıyor orada? Pandemi ilginç yaşandı. Intelligent lockdown diye açıkladılar. Yani akıllı sokağa çıkma yasağı gibi bir tercümesi var, öyle diyeyim size. Ve süreç bitti. Bugün itibariyle zaten her şey patır patır açılıyor. Bu tabii güzel bir haber ülkemiz adına da. Çünkü biz de oraya doğru gideceğiz. Aramızda yaklaşık 2 hafta var. Doğru. Hollanda da etkilendi. Tabii ki vefat eden sayılar zaten dünyada hepsi yayınlandı. Biliyorsunuz İsveç ve Japonya yalnızca okullarını kapamadılar ve hayatlar hiç etkilenmedi. Burası da birazcık İskandinav ülkesi olduğu için olsa gerek diye düşünüyorum. Herkes kurallara uyuyor. 2 metre mesafe ve kıyafet, tekstil zincirleri, kafeler, restoranlar, sinemalar dışında tabii ki doğum günü partisi, düğün vesaireler de iptal edildi. Barlar kapandı. Kuaförler kapandı. Onun dışında herkes işine devam etti. Büyük plazalar tabii evlerinden devam ettiler ama toplu taşıma durmadı. Birçok alışveriş yeri açık. Yani bence çok soft geçirdiler diye düşünüyorum. Ama ben kendi adıma maalesef öyle geçiremedim. Yalnızca yemek alışverişi için dışarıya çıktım. Çünkü oğlum yüksek risk seviyesine girmesi sebebiyle onun adına tabii ki biz karantinada yaşadık. Hatta pandemi öncesinden başladı bu. Kasım'dan beri bizde durum böyle. Öyle diyeyim size. Özlem, şimdi ben en son yine TEDx konuşmanı izlediğimde, evet, neler yaşadığını çoğu insan zaten biliyor. Ama ben birazcık bahsetmek istiyorum. Kendi yaşadığımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi hayatın, sen bizim jenerasyonsun zaten. Evet. İşte bizim o Türkiye güzelimiz. Heyecanla izledik seni. Acayip böyle şaşal bir hayatın içerisine girdin. Hı-hı. İşte güzellik, şan, şöhret, itibar derken her genç kızın hayali olan rüya bir hayat yaşarken bir, evet, de aşkı buldun, evlendin. Sonra Hollanda'ya yerleştin derken hamile kaldın ve işte organ eksikliğiyle doğan bir bebeğe sahip oldun. İkinci bebeğinde. İkincisinde. Evet, ikinci bebeğin. Evet, evet, ilkinde Tara'ydı. Çocuğuna da sahip oldum, evet, evet. Evet, çok şükür. Ve TEDx konuşmanda da aslında izlerseniz arkadaşlar göreceksiniz, şunu söylüyorsun. İki seçenek vardı önümde diyorsun. Ya işte senelerce o çocuğu yaşatmak için uğraştın zaten, yani canlı kalması için uğraştın. Onu hastaneden eve götürürken o bebeği elime alıp onun odasını bir hastane odasına çevirmiştin ve onu odasına götürüp onunla birlikte o cehennemi yaşayabilirdim. Hı-hı. Ya da onu o hayatın içerisinden çıkarıp hayata devam edip kendi cennetimi kurabilirdim ve ikincisini seçtim diyorsun. Evet. Carl Gustav Jung diyor ki, ben diyor başıma gelenlerin sonucu değilim. Ben olmayı seçtiğim kişiyim diyor. Aynen. Yani sanki hani bugün çıkıp sen bunu söylesen tam yerinde olur. Tam yerinde olur, değil mi? Değil mi? Peki Özlemciğim, sen o seçimi yaptın. O seçimi nasıl bir noktaya geldiğinde yaptın? Yani sana o seçimi yaptıran neydi? Bu seçimle birlikte yaşadığın dönüşüm nasıl oldu? Biraz bu hikayeyi senden dinlemek istiyorum ben. Tabii, tabii. Şimdi bu olay başıma geldiğinde zaten 28 yaşındaydım. O zaman her ne kadar ikinci çocuğunu doğurmuş bir anne, bir kadın olarak kendimi hissetsem de şu an geriye baktığımda ne kadar ufak ve genç sayılabilecek bir yaşta çok büyük bir hayat hikayesini yaşamaya başladım. Evet, evet. Ve yurt dışındasın, gurbettesin, ailen, yakın arkadaşların, herkes yaşadığın ülkede, hani dinini dilini tanımadığın bir ülkede esasında böyle bir problemle uğraşmak. Ve Jung'u zaten çok severim, çok okurum. Daniel'in doğduğu dönemde de zaten gücümü
ve dimağımı genişletecek şeyleri genelde kitaplarda, internette direkt o bilgi açlığıyla, hani ne yapacağım, neler başarılabilir, nereye gidebilir, ben kendime neler yapmam lazım. Yani o kadar sorguladım ki, tabii psikoloji okuyanlar bilirler, sorgulama döneminden önce bir isyan. Neden ben? Nasıl bu başıma gelir? İsyandan sonra biliyorsunuz böyle 5 tane geçilmesi gereken faz var. Hani en son faza ulaşana kadar gerçekten çok zorlu günler yaşandı. Dişli olunması gereken bir dönemde zor kararlar alındı. Hikayeyi izlemiş olanlar vardır, olmayanlar vardır. TEDx gerçekten koşulsuz sevgi zaten adı. Ben her yaştan insanın bir hayat hikayesi olarak ilham almak adına insan başına gelen şeyde etmeyerek nasıl dönüştürebilir ve şer gözüken her şeyin içindeki hayra nasıl dönüştürebilir ve bu seçimleri yaparken bilinçli bir şekilde nasıl hareket edebilir görmek, anlamak, dinlemek için bir de çok güzel bir hikaye. Bir ya zaten Özlemciğim sözünü kestim. Evet. Şimdi ben senin hikayeni dinlerken ağlayarak dinledim. Hı-hı. Yani neden ağladım? Çünkü ben de bir anneyim. Yani orada o senin yaşadığın hali tabii ki yaşayan bilir ama bir anne olarak zaten şöyle ciğerimde hissettim ve direkt zaten gözyaşına boğuluyorsun. Eminim bütün anneler dinleyince bunu hissedecektir. Evet. Ama benim asıl etkilendiğim şey senin sonradan bu cehennemi cennete çevirişin. Evet. Özlem. Bunu herkes yapamıyor işte. Yapamıyor tabii. Yapamıyor çünkü seçenek... Yani Seneca diyor ya, hani sen diyorsun ya işte psikoloji kitapları okuyordum vesaire, bir sürü kitap okuyorsun ama Seneca'nın dediği gibi eğer o bilgi senin bir parçan değilse bilgi değil. Sadece sırtında kambur oluyor. Aynen. Sen onu nasıl hayata geçirdin? O süreç nasıl oldu? Evet. O bilgiyi gerçekten içselleştirip uygulayarak, yani deneyim içerisinde aşağıya indirmek, bedene indirmek diyorum ben ona. Onu yapabilme sürecinde işte yeniden kendi kendimi yolumu bulma çabasıyla esasında okuyarak, araştırarak ve kendini geliştirmeye çalışarak. Bir de şöyle bir şey, bazen o deneyim zaten size başlı başına bunu öğretmek için geliyor. Şimdi hayatlarımızda rutin akış bozulduğunda zihinlerimizden istediğimizi zannettiğimiz şeylerin peşinden koşarken belli bir akış planımız var. Bam diye bir hastalık, ölümcül hastalık, bir boşanma, bir iflas, bir trafik kazası, bir şey geliyor, çarpıyor. O çarptığı anda bir dağılıyoruz. Zaten o deneyimin kendisi başlı başına bu transformasyonu başını yaşamak için zaten sebep olmuş oluyor. Yani bunu ben bir yerden okuyarak, izleyerek ya da birinin verdiği tavsiyeyle değil, zaten durumun kendisinin içerisinde, yani bilgiyi almaktan önce bilir hale geldim ben hayatımda. O yüzden bugün geriye dönüp baktığımda Daniel benim hediyem, Daniel benim en büyük öğretmenim diyorum. Bunu Daniel'in şahsına değil, zaten sistemin akışı içerisinde benim ruh tekamülümde, benim yolculuğumda zaten birazcık da bunun yaşanarak ortaya çıkması gerektiğini görüyorsun. Ve gerçekten 45 yaşında geriye dönüp baktığımda sonuçta dünyada, bu gezegende ruhsal bir varlık olarak bu bedeni seçerek insan olma deneyimini yaşamaya geldim. Ve derdimiz iyi insan olabilmek ve bu dünyada yaşarken bireysel başarıların yanı sıra, ki ben 28 yaşına kadar genelinde baktığınızda bireysel başarılarıyla kendini doyuran, tatmin eden ve mutluluğu orada bulan bir insandım. Ama bütüne hizmet etmeye, başlamaya geçiş zaten Daniel'i kucağıma almamla oldu. Çünkü o büyük acıyı yaşadığınız zaman kalp öyle bir yırtılarak açılıyor ki, koşulsuz sevginin de böyle hafif atınılarıyla beslenmeye başlıyorsunuz, fark etmeye başlıyorsunuz ve tabii sorguluyorsun. Yani daha önce de sağlıklı yapmış olduğum bir doğum var, dini inancını, sistemin, evrenin işleyişini, bebeğin vücutta ceninden 8. aya gelene kadar nasıl olur da bir sendrom olur? Şimdi o yaşımda ben 28'de bir tek Down sendromunu duymuşum. Otizm biraz dünyada dikkat çekilmeye başlanmış. Ve bana doktor diyor ki 3600 tane sendrom var Özlem Hanım. Sizinkinin de hangisi olduğunu bulacağız. Gün 8. 8. gün Amsterdam'da en hani...
iyi olan üniversite hastanesindeki klinik genetik diyorlar. Genetik profesörünün de Avrupa'da ismi var. Hani lecture'lar falan veren bir adam. 11 gün sürdü kendisi için sendromu teşhis edebilmek. Tabii bir anda insanoğlunun yani ruh olarak gelip beden seçerken o dağılım içerisinde sağlıklı bir çocuk sahibi olmuş olmaya bir kere şükretmeye başladım. Arkasından da tabii Daniel ile ilgili tam bu bahsettiğim şekilde deneyimin içinden geçerken zaten bilme haline ulaştım. Bunlardan sonra bilgileri dünya düzleminde almaya başladım. Eğitim formunda, öğretim formunda. Yani böyle biraz tersinden işledi esasında. Ve bir yıl yoğun bakımda kaldı. Düşünün bir evladınızı her gece orada bırakıyorsunuz. Çünkü evde sağlıklı bir tanesi var. Günü mümkün olduğunca orada geçiriyorsun. Ve eve aldığımızda aynen biraz önce dediğin gibi bir oda yaptık. Küçük bir hastane odası gibi. Ve dedim ki iki olasılığım var. Başıma bu geldi. Ve o gencecik yaşta ben seçeceğim. Bununla nasıl yaşayacağımı. Ya evde kalacağım ve dışarıya çıkmayacağım ve saçlarım beyazlamıştı bir gece içerisinde. Daniel'in doğumunun sabahında hakikaten yani aynaya hangi gün bakabildiysem şok içindeydim. Yani görenler söylememiş. Ya saçımın beyazıyla içeride oturacağım ya da kalkıp kuaföre gidip bir kendime gelip oğlumu da alıp şartları da ona göre ayarlayaraktan hatta zorlayaraktan ben bunu gerçekten sosyal yaşantının içerisinde yaşayacağım ve öyle de yaşadık. Tabii bu yolculuk içerisinde çok benzer hikayesi olan ailelerle, çocuklarla tanıştım. Eğer bir yakınımızda yoksa, ailemizde, akrabalarımızda, yaşadığımız apartmanda engelle savaşan ya da bedeninde bir arıza, bir eksik, herhangi bir şey yani sağlıklı olma durumunun dışında bir şeyde böyle major bir olay yaşamadıysanız inanın bilmiyorsunuz toplumda nasıl karşılanıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Hele hele bizde. Ben yurt dışında yaşadığım için bazı şeyler farklıydı. Yani ilkokul kitaplarında bile bizde Ali Ayşe vardır ya top oynarlar onlar. Hep bir sağlıklı gürbüz çocuklardır. Şimdi benim yaşadığım ülkede tesadüf ilkokul kitaplarında bile tekerlekli sandalyede olan bazen bir kolu olmayan, bir eli olmayan. Çünkü aramızdalar. Yani biz bunlara engelli insanlar diyoruz. Özel insanlar deyin ya da işte bir rahatsızlıkla dünyaya gelmiş. Hepimiz tepeden tırnağa her uzvu tamam ve her fonksiyonu yapabilen bedenlerde doğmuyoruz. Bunun sonrasında da kaybı mümkün. Çünkü etten kemikten yaratıldık. Dediğim gibi tekrar tekrar çok şanslıydım şükürler olsun. Böyle bir toplumda büyüdüğüm için kendimi de bu yönde geliştirdim. Çünkü sonrasında araştırmaya başlıyorsunuz. Kabule geçtikten sonra artık soruna odaklanmayıp çözüme odaklanma evresine geçildiğinde hadi biz bunu nasıl çözeriz? Ben kendimi nasıl çözerim? Nasıl onun dünyasında yaşamak yerine onu alıp kendi dünyamız içerisinde normal bir çocuk olduğunu da ona hakikaten inandırarak, ben bunu söyleyerek hissettiremezdim. Ben eğer ona gerçekten inanıyorsam, o da onun zaten oluş halini, enerji frekansını alacaktı. Ve bizim hikayemiz bu şekilde başladı. Şu anda 17 yaşında. İzlemiş olduğun TEDx hikayesinden sonra, ki 2018 Mayıs'ında yapmış olduğum bir konuşmadır, aslında ben bir mücadeleyi anlattım. Tabiri caizse toprağın altından oğlumu tırnaklarımla kazarak yukarıya çıkardım. Bu böyle bir hikaye, Daniel'in hikayesi. Evet, sen yani kurban olmayı seçmedin, kahraman olmayı seçtin. Yani evet. Ama biraz önce şunu söyledin Özlem. Ne zaman ki bütüne hizmet etmeye başladım, işte o zaman başladı benim hikayem dedin ya. Evet. Şimdi o bütüne hizmet edebilmek için de insanın o bütünün bir parçası olduğunu önce bir hissedebilmesi gerekiyor. Ve bu tip büyük travmalarda ancak insan bu hakikaten o bütünün parçası olduğunu hissediyor. Şimdi benim de yaşadığım bir travma var. 22 yaşında işte kız kardeşim vefat ettiğinde öyle bir genç kızdım ki yani kafama koyduğumu kuyruğuma kıstırırım diyen, bütün dağları ben yarattım diyen, dünya benim etrafımda dönerken öyle bir hadise oldu ki, öyle bir hadise geldi ki başıma hiçbir şey yapamıyordum. Canımı vereyim, geri gelsin diyorum ve geri gelmiyor. Ve o kadar büyük bir acziyet hali ki o.
Evet. Ancak o acziyeti hissettiğinde gerçekten ben yokmuşum, sen varsın diyorsun. Ben yokmuşum. Aynen. Elimden hiçbir şey aynen gelmiyor. Hiçbir şey benim kontrolüm altında değil. Evet. İşte o zaman o bütünün parçası sadece ufacık, minicik bir parçası olduğunu hissediyorsun. Minik birazcık diyelim. Evet, yani yok hükmünde. Gerçekten yok hükmünde evet, bir parçası olduğunu bir hissediyorsun. Bindin çünkü tam da dediğin gibi oldu. Medeni bir ülkedesin. Hastane var, doktor var. Bütün bunları yapabilecek finansal güç var. Her şey var. Ve hala yardım edemiyorsun. İşte o an dizlerin üstüne çöküp yalvarmaya başlıyorsun. Burada bir de ben yani özellikle senin önceki hikayeni anlatmamın sebebi bu Özlem. Yani evet, hakikaten herkesin rüya diyebileceği bir hayatın içerisindeyken, bütün imkanlara ve bütün güzelliklere, her şeye sahipken böyle bir hale düşmek gerçekten hiç kolay bir şey değil. Değil. Ancak şu anda tekrar söylediğim şey, rüya denilebilecek bir hayat dediğimiz şey, zihinlerimizden baktığımız dünya düzleminde maddesel düşündüğümüz hayatlar. Rüya dediğimiz şey gerçekten para, pul, şan, şöhret, güzellik, zenginlik mi diye sormak evet istiyorum. Emin nasıl hiçbirisinin değil mi? Hiçbirisinin hiçbir hükmü kalmıyor zaten senin başına böyle bir şey geldiğinde. Hepsinin ne kadar yalan olduğunu görmüyor musun? Zaten günümüzde de son 4-5 yıldır enerjide bir uyanış var. Bir kıpırtılar var, bir şeyler oluyor. Şan, şöhret, para, pulun Hollywood seviyesinde hani dünyanın en tapına ulaşmış bir sürü insanlar var. Jim Carrey'den başlayıp böyle sayabiliriz ve diyorlar ki umarım herkes bir gün çok meşhur olur, çok parası olur da anlar aynı Japonya'yı diyor değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii şimdi böyle konuşunca hayalleri zihinden yaşadıkları için maddesel dünyayla dolu hayalleri olan insanlar kolay tabii senin için konuşmak diyeceklerdir. Sallıyorlardır şu anda. Yani umarım bir gün o duyguyu yaşamaları onlara da nasip olur diyorum. Çünkü bambaşka bir şey. Yani kendinizin çok üstünde kocaman, çok büyük, çok kudretli bir güç olduğunu biliyorsunuz. Burada ille de Allah'tır o demek istemiyorum. Bu dini bir şey de değil. Yani o böyle içinize o acıyla öyle bir şey oturuyor ki yani ben değilim bunların sebebi. Ben bunu yapamam. Bambaşka bir şey var. Benden çok daha büyük ve galiba tek bir şey de değil. Hepimiziz. Yani öyle bir hissiyat geliyor ki bu zaten insanın canında yaşadığı bir şey. Bu bilgi düzeyinde, zihin düzeyinde bir anlayış değil. O yüzden anlatılması da mümkün değil. Yani kesinlikle. Hiç onu tecrübe etmemiş bir insana anlatmanız mümkün değil. Çünkü hakikaten bir reaksiyon, bir şey yaşıyorsunuz. Ve onunla beraber tetiklenen süreçte de işte yavaş yavaş yoğrularak biz bu süre içerisinde bugünlere geldik. Geldik 19 Kasım 2019'da. İzleyenler biliyordur, izlemeyenler izlerken şunu düşünsünler. Daniel Özel yapan şey Türkiye bazında değil, Hollanda bazında değil, dünya literatüründe bir çocuk. Çünkü %10 yaşam kalitesiyle dünyaya geldi ve yaşadı. Yaşatıldı ama yaşadı. Çünkü sordular hani akşam bir şey olursa bırakalım mı dediler. Hayır dedik ama zaten o da gitmeme kararındaymış. Çünkü yapacak işi var. Ve bu yolculuk içerisinde de birkaç kere de bir gitti geldi gibi de oldu açıkçası. Ama %80'e çıktı yaşam kalitesi. Ve 2019 Kasım'ında o %80 tekrardan %50'nin altına indi. Evet. O yüzden beri biz tekrardan yemek yeme, konuşma ve nefes alma fonksiyonlarını kaybettik. Şimdi bu sefer hayatta bu yaşandığında, bu yaşta ve son 8-10 yılımı da ben sürekli kişisel gelişim, ruhsal sağlık, kendi yaralarımı sarmak adına çıkmış olduğum yolculukta, çünkü güzel bir lafı vardı Mevlana'nın, yaranın olduğu yerden ışık girer içeriye, hakikaten oradan içeriye ışık girdi ve bu ışığı insanlarla paylaşma isteği ve niyeti noktasına gelmiştim ve tam yola çıkmak üzereydim. Yani İstanbul'da başlamıştım. Bu ameliyatın tarihi belli oldu, artık yapılması gerekiyordu, nefes yolu kapandı ve işte o günden itibaren bu üç ana fonksiyon gitti. Bizim Türkiye'ye dönme şansımız, başka bir yere gitme şansımız olmadığı için de ben buraya yerleştim. Hastanede bir 4 hafta kaldık. O yolculuğu herkesle süre içerisinde paylaştım. Verebildiğim en güzel
tavsiyelerden, daha doğrusu tavsiye vermek değil, oluş halimle gösterebildiğim şeylerden biri, enerjimize, oluş frekansımıza ne kadar sahip çıkmamız gerektiğiydi. Yani diyorlardı ki bana, yani hastanedesiniz, olayları anlatıyorsunuz, çok medikal prosedür olarak da paylaştım. Çünkü aynı yolculuğu yaşayan ülkemde de bir sürü insan var, biliyorum. Özellikle de çene ameliyatlarıyla ilgili takip eden, görüştüğüm hasta çocukların aileleri var zaten. Ortaklaşa bir sürü şey yapıyoruz, yardımcı da olmaya çalışıyorum insanlara. Dediler ki, nasıl başarıyorsunuz? Yani bu şey içerisinde yine bir post atıyorum, işte küçük bir video çekiyorum, saçım başım yine taranmış, makyajım yapılmış ama hastane odasındayız. Yani elimle çamaşır yıkayıp asıp hani onun bile bazen resmini çektim ki yolculukta şunu anlasınlar. Eğer sevdiğiniz birisi hasta yatağındaysa, size ihtiyacı varsa, bizler de özellikle Anadolu toprağında iyi anne olmak, ateşi var çocuğun sabaha kadar, uyumadım sabaha kadar, ağzıma daha lokma koymadım, kahvaltı da etmedim, saçımı da taramadım. Çünkü ben çok iyi bir anneyim, çocuğumun elini tutuyorum bakın. Orada komşu gelir, o da ahlar vahlar. İki kişi ahlayıp vahlamaya başlar. Bayılırız ağlamaya. Peki bu çocuk enerjiyi nereden alacak? Nereden beslenecek? Yani tamamen tüm depoların boşalmış, karnın aç. Açlık zaten insanı sinirli yapabilir, yorgun yapar, seni düşürür. Enerjin olmaz, kendine bakmamışsın ve ahlayıp vahlıyorsun. Bu en yanlış tutum bence. İnsanlara yardım etmek istiyorsak mümkün olduğu kadar enerjimizi yüksek tutup onlara neşeyi, sevinci ve gücü aşılamamız lazım. Bunu yapabilmek için benim zaten meditasyonla sürekli sabah akşam meditasyon yapıyordum. Yani hemşireler, doktorlarla içeriye girdiklerinde ben gayet güzel bağdaş kurmuşum şey vaziyetinde sorry deyip çıkıyorlardı dışarıya. Geliyorlardı. Ancak o şekilde yaşam enerjimi. Çünkü en iyi versiyonumda olmak benim sorumluluğum. Kendime karşı sorumluluğum. Ben kendimi ne kadar en iyi versiyonumda, en yüksek yaşam enerjimde tutarsam etrafımdaki insanları o kadar çok besleyebilirim. Tabii nereden geliyor bütün bu güç o zaman? Nasıl yapıyorsunuz? Her şey fikirlerden başlıyor. O kadar çok kafa yordum ki insanın işletim sistemini artık kağıda döktüm, programları hazırladım ve bu yolculuk içerisinde dedim ki tamam, bunları paylaştık, şimdi eve çıkma zamanı geldi. Aynen TEDx'teki hikayeyi tekrardan yaşıyoruz. Kendi kendime böyle aynaya bakarak konuştum bu akşam, yılbaşı akşamı. Düştük battık yine çamura ama bunun içerisinden kalkacağız ve yeniden parlayacağız diye kendime böyle parmağımla beraber konuştum ve ayağa kalkıp parlamak, rise and shine. Dedim. Tam olarak öyle yani, maşallah Özlem, gerçekten herkesin harcı değil. Senelerdir anlattığın şeyleri, şimdi öncesinde bir yaşanmış bir tecrüben var. Seninle de konuştuk ya daha öncesinde. Şimdi bir doing hali var, bir yapma hali var, bir de being hali var, olma hali var. Şimdi evet. Senin olma haline gelebilmen için önce bir o yapma halini yaşıyor olman gerekiyor. Şimdi senelerdir zaten onu yaşıyorsun ki, evet. Yani bir şeyleri söylemesen de halinden zaten okunur oluyor. Bu şey vardır, Abdülkadir Geylani Hazretleri ile oğlunun hikayesi, belki biliyorsundur. Oğlu çıkıyor işte bir saat boyunca vaaz veriyor, ondan sonra aslında Geylani gelecek ama gecikiyor, bir saat sonrasında geliyor. Aman işte efendim kusura bakmayın geç kaldım diyor. Çünkü işte ben çıkarken tam diyor hanım yumurta yapıyordu, tavayı yere düşürdü, öyle oldu böyle oldu falan diye anlatırken insanlar ağlamaya başlıyorlar. Ondan sonra oğlu da diyor ki ya babacığım diyor, yani bir saattir diyor ilimler üstü bir ilim anlatıyorum. İnsanlar böyle seyrettiler, sen geldin yumurta kırıldı dedin, insanlar ağlamaya başladı. Oğlum diyor, seninkisi kal ilmi, benimkisi hal ilmi diyor. Şimdi orada bir yaşanmışlık var. O yüzden yani konuşmasa da zaten haliyle tesir edecek. Şimdi Özlemciğim, senin bu Rise and Shine'ın da aslında o halinin bir çocuğu olarak doğmuş anladığım kadarıyla. Yani senin bütün o tecrübelerinin bir taşmasıyla ortaya çıkmış bir şey Rise and Shine. Aynen. Ve şimdi sana ikinci bir soru daha soruluyor. Yani gerçekten çok etkilendim. Ben bilmiyordum, bugün seninle konuştuğumda öğrendim. Son 4 aydır gene bunu yaşadığını. Şimdi acaba senden neler taşıyacak, neler geçecek insanlara? Gerçekten kim bilir neler yaşıyorsun ve neleri aktarıyorsun şu anda?
Nasıl oluyor? Yani şu anki durumun nasıl? Yani bir yandan da evet tamam tekrar çıkacağım deyip tekrar bir karar verip, karar demek durmak demek aynı zamanda. Tabii. Yani evet durup bakıp tahlil edip ondan sonra tekrar bir seçim yaparak yola devam ediyorsun. Aynen. Müthiş bir şey bu. Yani bu da hakikaten aslında bu kadar büyük bir güç bizden olan, bir sen öyle bir açmışsın ki senden akışkan bir şekilde geçiyor gidiyor bu. Bir şekilde çıkıyor. Evet. Ve o bütün o hadiseler de hakikaten nasıl bir temizlik yaptıysa içeride net bir şekilde akıyor ve geçiyor değil mi? Sıkı bir temizlik yaptı. Ve yapıyor. Sıkı bir temizlik yapıyor ve tabii ki ben açınca o kapıları diyeyim. Ve böyle bir rise and shine içimden çıkınca, çünkü şuna karar verdim. Bütüne hizmet etmenin bana geri dönüşü, maneviyatı o kadar yüksek ki. Yani yaşamın başladığı nokta zaten, çıktın dışarıya, kazandın parayı, kurdun holdingi, kendin içinsin. Ama hangi gün dışarıya çıkıp ihtiyacı olan bir insana bir şey yapıp onun hayatında bir şey değiştirebildiğin gün gerçekten yaşıyorum diyorsun. Yaşam amacı olan bir yaşamdır. Ve amaç dediğin şey kendine daha büyük ev, daha büyük araba, daha fazla para değildir. Yaşam amacı, İngilizce'de çok güzel telaffuz ediliyor bu, purpose of life. Yani senin var olmanın amacı ne bu dünyada? Ekosistem içerisinde neye hizmet ediyor senin varlığın? İnsan bunu keşfedip bunu yapabildiği gün zaten kendini ifade edebildiğin için ve ruhsal oluşunla hayat oluşun aynı dengeye gelince, ki bu zaten ruh, zihin, bedende de dengede olmak anlamına geliyor. Müthiş bir duygu. Ha, bunun uyanışı ya da bu yolculuk böyle hop bir günde mi oluyor? Hayır. Çalışmak gerek. Öğrenmek gerek. Gerçekten elde kalem, kağıt ve günlük, artık hani hangi sistemle çalışıyorsan, senin için uygun olan neyse, hep onu diyorum. Ruhsal sağlıkla uğraşan yüzlerce, binlerce insan var kişisel gelişim dünyasında. Bir sürü kitaplar yazıldı, filmler çekildi, insanlar var. Ben bu dünyanın bu tarafındaydım, içindeydim, bu tarafına geçtim. Ama dediğim gibi taşıyıcı değilim. Yani gidip 6 gün ya da 60 gün ya da 6 ay bir yerde bir öğretinin diplomasını alıp getirip birine getirdiğinizde taşıyıcı olmuş oluyorsunuz. Doğru. Gerçekten içinden yaşayaraktan bir sürü diplomaları alıp sonra sentezleyip ben bunu bu şekilde çözdüm, bunları denedim, sonunda da bunlar enişime yarayanları dediğinizde bir sentez oluyor. Ve sentez çok uniktir, kişiye aittir. O kadar evet, otantik ortaya çıkıyor ki zaten kendin otantik essence'ına, yani özüne ulaşabildiğinde zaten oradan onu çıkartabiliyorsun. Aynen öyle. Ve ben çıkartıp onu masaya koydum. Ve yapıyorum. Kişisel gelişim bir ürün gibi değildir. Yani bardağı dizayn etseniz satmak için bunun PR'ı var, marketingi var değil mi? Pazarlamak gerekir, işte reklam yapmak gerekir. Ama bizim uğraştığımız sektör diyeyim, öyle bir şey ki olmanız gerekiyor. Olacaksın yalnızca, yani being hali ve oradasın zaten. Ve anlattığım bir şey var. Kim gelirse, bugün 2 kişi dinler, yarın 4 kişi dinler, öbür gün 4 milyon kişi dinler. Bu da konu değil. Bir kişinin hayatında bir yere dokunduğun zaman o gözlerin içerisinde o uyanışı görmek. Ben yani yıllardır böyle düşünüyordum ve bir başka bakış açısı. Zaten dönüşüm nedir? Öze dönüştür. Ve hep hayalimdi. İnsanları böyle büyük kitlelerle toplayıp onlarla birlikte bu yolculuğa çıkmak adım adım. Ve Rise and Shine'da öyle bir şey yaratmak istedim ki kocaman bir aile olsun. Herkes birbirinin hikayesinden bir şeyler öğrensin, ilham alsın ve desteklensin. Çünkü bana diyorlar ki sizin gibi bir şey yaşayan yok. Ne demek? Herkes bir şeyler yaşıyor ve bence herkesin hikayesi anlatılmaya, paylaşılmaya değecek kadar kocaman. Herkesin yüreği, herkes biricik, herkes çok özel. Kimse kimseden daha özel, daha biricik falan değil. O yüzden böyle kocaman bir aile. Tabii ki öğrenmiş olduğum her şeyi kendi kurduğum sistemde aktarmak istiyorum. İnsanlarda bu farkındalığı yaratmak, onların en iyi versiyonlarını şu andan itibaren
yaşayabilmelerini sağlamak. Bugüne kadar neler olduysa, annem 5 yaşında öldü, babam beni dövdü, şu oldu, bu oldu. Yani başımıza gelen her şey. Onları anlatıp kurban rolünde mi kalacaksın, yoksa onlarla nasıl mücadele ettiğini anlatıp kazanan kahraman mı olacaksın? Sen seç. Tam olarak buna girmek istiyordum. Yeri geldi. Evet. Şimdi bizim kişisel gelişim dünyası, ben de bu işlerin içindeyim biliyorsun. İlk başladığımda beni afallatan şey neydi biliyor musun? Bütün kişisel gelişim eğitimlerinde şu oluyor. İşte insanların hayat içerisindeki rolleri bir ortaya çıkarılıyor. Ondan sonra deniyor ki işte anne rolü, baba rolü, işte çocuk, arkadaş, dost, sevgili vesaire vesaire. Bir bak bakalım. Yani gerçekten bunlardan hangisi sensin? Gerçekten olmak istediğin kişi misin? Sen bu musun? İşte diye sorgulatıyor kişisel gelişim eğitimleri. Ve o eğitimlerin sonunda genelde insanlar ya işinden ayrılıyor, ya eşinden ayrılıyor, ya işte bir şeylerini değiştiriyor. Böyle şeyler oluyor. Ve çünkü insanların geldiği nokta şu, ya aslında ben bu değilim, ben buna katlanmak zorunda değilim, ben bununla uğraşmak zorunda değilim, özgürüm deyip var olan içinde bulunduğu durumu terk edip başka bir konfor alanı yaratmak oluyor. Yani ya sanki konfor alanından çıkıyormuş gibi gözükse de aslında kendisini geliştirecek, evet. Aslında o cevhere, ortaya çıkacak olan cevhere hizmet eden o kurgunun içerisindeki o şeyleri tamamen o kurgunun içindeki odacıklardan, kendini zorlayan odacıklardan çıkıp böyle geniş geniş ferah ferah oturma haline geçmek gibi algılanıyor. Şimdi aslında yani nasıl büyük bir yanılgı ya? Ben buna kişisel çelişim diyorum zaten. Evet, gelişim evet, değil, çok çelişim lan. Nasıl büyük bir çelişki bu? Ya sen böyle bir setup'ın içerisindeysen hepsinin bir sebebi var. Yani ya sen o işte evet mutlu olmayabilirsin, ya da o eşle mutlu olmayabilirsin, ya da başına çok kötü bir hadise gelmiş olabilir. Ya bir dön bir bak bakalım. Orada sana ne söylenmek istiyor? Ya da neden bu benim başıma geldi sorusu ne kadar önemli burada? Tabii. Yani oradan çıkıp kurtulmak çok kolay. Evet. Şimdi neden başıma geldi diye sormayı bırakmayı öğretiyoruz biz. Dönüşüm atölyesinin ilk dersinde zaten nedenin üstüne böyle kırmızı çarpı yazıyorum. Herkesin de artık böyle imgelesinler onu diye. Çünkü neden diye sormak insanı her zaman sorunda tutar. Soruda tutar. Problemde tutar. Çözüme geçmek için nasıllara geçmemiz lazım. Hatta eğer dönüşüm yaşamak, kişisel gelişmek istiyorsak, kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak istiyorsak, bu deneyimde neyi öğreneceğimden gitmek gerekiyor. Biraz önce sen çok güzel anlattın. O biraz rahat batanlar var. Bir şeyler dürtüyor. Ben kişisel gelişimle ilgili bir şey yapayım diyor. 3 günlük bir kursa gidiyor. 4. günde kocasının karşısına geçip ya da karısının karşısına geçip ben bu değilmişim, özümü keşfettim, hadi eyvallah diyor. Ve aynı kendi konfor zonunda 0-7 yaş çocuğunla bir deconditioning çalışması yapmadığı için halen huzurluğa devam etme arzusuyla ruhsal yolculuğuna devam ediyor. Tabii ki ders alınmadan tiyatro dekoru değiştirildiğinde yeni kurulan dekor aynı şekilde, hatta bir tık daha ağırıyla aynı soruyu soruyor. Yaklaşık böyle 40'lı yaşlara geldiğinizde de hiçbir kişisel gelişim, hiçbir içe dönüş, hiç kendini sorgulama yaşamamış olmanıza rağmen diyorsun ki ya bir dakika, bir pattern var, bir kalıp tekrarlaması var. Yani hani neden müzdaripsen hep aynı şey başıma geliyor. İşte ben hep kazık yiyorum, ben hep aldatılıyorum, ben hep şöyle... Bir anlıyorsunuz işte o uyanış döneminde zaten sorgulama başlıyor filan derken bir kişisel gelişim kitabı, bir film, bir sohbet, bir yerden bir kulağına kar suyu kaçıyor. Çünkü her ilişkimizde anne baba olarak da romantik ilişkilerde de sürekli kendimizi aynalıyoruz. Ve işimiz hep dışarıyla. Ah benim koca adam olaydı, ben kadınlığımı yaşardım. Sevgilim bir terapiste gitse ilişkimiz düzelecek. İşte çocuğum ADHD'si var, işte hiperaktif, işte dinlemiyor, işte agresif, işte ergen. Yani komşum hep zaten... dışarıda değil mi problem? Dışarıda. Yani hani, taksiye bindiğinizde şoför suçlu, kasaba girdiğinizde kasap suçlu. Yani böyle insanlar var etrafımızda. Çünkü
öğrenmedik ki. Bilmiyoruz ki kendimize bakmayı. Hep ona örnek veriyorum. Sürekli aynalama halindeyiz. Karşımıza gelen herkes bize kendimizi aynalıyor. Bir aynaya baktığınızda şu yakam şurası şöyleyse ne yapıyoruz insanoğlu? Hemen düzelt yakını. Düzelt yakını. Karşındakine. Ya bir bak şunu düzelttiğin an aynadaki aksin de düzelecek. Yani şu kadar basit ama kendine bakmak, kendinle bu yolculuğa çıkmak büyük cesaret işi. O yüzden tamam ben yapacağım diye dönüşüm atölyesine gelen şu anda en çok hanımlar geliyor. belki figürleri de ben olduğum için bilemiyorum ama hepsini teker teker buradan dinliyorlarsa da tebrik etmek istiyorum. Hakikaten gurur duyuyorum çünkü kendine bakmak büyük cesaret istiyor. Ben genelde bizde de genelde kadınlar oluyor. Ben genel erkekleri tebrik ediyorum. Özlem. Ben tek tek erkek girince onları hakikaten alkışlıyorum. Her ruhu tebrik ediyorum. Çünkü ruhsal oluşumda ne olduğunu keşfetme yolculuğu ve o kadar derin uykudayız ki katman katman uykuda insanoğlu ve zihnindeki sesi kendisi zannediyor. Zaten bütün bu problem oradan çıkıyor. Zihnimizin içinde konuşan şey, düşüncelerimiz, fikirlerimiz biz değiliz. O yüzden düşünceni, fikrini değiştirmeden enerji frekansın değişmiyor. Yaşam enerjini emiyor, gidiyor. Ve en kötü versiyonunu yaşıyorsun düşüncelerine, o hapishanede düşüncelerine teslim olduğun için. Yani düşüncelerimiz bir şeyi en çok istediğimiz şey olduğunu düşünüyor. Gerçekten özümüzden o mu olmak istiyoruz? Farkında bile değiliz. Bu anlamda hakikaten çok kafa yorup bir sürü eğitimler alıp kendimde de uygulayıp artık bu budur diye yapmış olduğum bir çalışma tarzı bu. 3 modülde çalışıyor. 14 gün boyunca beraberiz. Modüller arka arkaya değil, arada böyle zamanları var. Ve uyanış yolculuğu deyin, öze dönüş deyin. Çünkü dönüşüm dediğimiz şey Mügecim, gelip de derslere girip bir şeyler öğrenmek değil, kitapları okuyup bir şeyler öğrenmek değil. Tam aksine öğrendiğimiz her şeyi, bütün o kalıpları teker teker soymak, öze dönüş, başa dönüş esasında. Çünkü çocuk enerjisini, çocuğun hayal gücünü, yaratım gücünü, anda olabilme halini ve koşulsuz sevme kapasitesini bizler unuttuk. Bilinçsiz ebeveynlerin elinde yetiştik. Kendimiz de bilinçsiz insan olarak devam edip yine bilinçsiz ebeveynlik yapıyoruz. İnsanoğlu o kısır döngüde dönüp dönüp duruyor. Sinan hocamın ifası da aynı şeyi anlatıyor, fabrika ayarları. Ben de eğitim sistemi diyorum. Bu sistemi öğrenmek gerekiyor. Bunlar içsel sistemler. Tabii ki evrende de bir sistem var. Çabasızlık yasası gibi, çekim yasası gibi. Yani dönüşüm atölyesinde ne oluyor Özlem Hanım diyorlar. Bir kere nerede olduğunuzu bir keşfetmeniz lazım. Eğer alkolikseniz tedaviye başlayacaksanız da izliyoruz hepimiz. Ben gitmedim ama televizyondan gördüğüm kadarıyla kalkıp aya ben bir alkoliyim. Önce ne olduğunu kabul lazım. Benim Daniel'le yaşantımda da bu şekilde. Ne zaman ki kabul ettim, benim Nager sendromlu bir oğlum var. Baş parmakları yok, nefes alamıyor bu. Kabul ettiğim gün tamam. Kabul etmeseydim bu yola çıkamazdım. Mümkün değildi ve bunun olamayacağını da gördüm. Yani belki TEDx'te de anlatıyorumdur. Kayınvalidem ikinci, üçüncü günü gelip ben baş parmağı olmadığını söyleyemedim akrabalardan bir tanesine dedi. İşte orada o kırılmayı gördüm. O kabul etmemek ve kabul etmediğiniz sürece iyileşme şansınız yok. İnkar ediyorsun bir kere, bir de kabul etmediğin şeyi inkar ediyorsun, yok sayıyorsun. Halbuki evet. Ortada bir hakikat var. Aynen, aynen. Ve insanoğlu da inkar durumunda Müge. Yani ay Özlemciğim, bence mesela gelsin hani derslerden bir tanesini bir gün. Çünkü istiyorsun, istiyorsun ki insan kendi cennet bahçesini yaratabileceği zihinsel özgürlüğe kavuşsun, kendini tanısın. Ne yapıyor o düşünce varken vücuduna? Duygular depolanıp nerede hastalık haline dönüşüyor? Gerçekten bu duyguları tatmasını istiyorsun sevdiğin insanların. Ay bana öyle diyor, neden varım, varoluş nedir, ruhsal şeyler. Ben hiç diyor, hiç sevmiyorum ilgilenmek. Yarda. Peki ruhsal şeyleri inkar etmek ne demek? Peki yani kendimizi neden ibaret zannediyoruz? Ben bu saçtan, bu kaştan, gözden, bu bedenden mi ibaretim? Bir gün bitecek, gidecek hepsi. Bunu nasıl düşünebilirsiniz diye böyle bir insan şoka, yani
Bu kendini inkar etmek. Kendini inkar ettiğin sürece zaten kendine bakmaya, içe dönüşe, böyle bir yolculuğa çıkmaya başlaman söz konusu değil. Ha bu arada yargılıyor muyum bunları? Hayır. Çünkü dualite dünyasındayız. Saf sevginin içerisinde bile sevgisizlik var. Yin yang, iyi kötü, aydınlık karanlık, her şey bir bütün halinde. O yüzden yargılamama antrenmanları yaptım ben çok uzun süre. Çünkü mümkün değil. Yani iyi kötü de bile neye göre iyi, neye göre kötü? Değil mi? Bugün çok güzel bir sohbet içerisindeydim. Dedi ki kötü bir insan her gün çiçeği sulasa çiçeğe ne olur? Dedim bu bir trick question şey herhalde hani şey bir soru. Ne oldu? Bir afalladım yani. Hani kötü bir insan her gün çiçeğe su verse. Ne olur? Çiçek yaşar ve büyür. Bu kadar basit. Peki iyi bir insan çiçeği sulamasa ne olur? Çiçek ölür. Çok ya, güzelmiş. Ya dikkat et dedi. Ve kaldım. Çok güzelmiş. Evet. Harika. O yüzden şimdi yeni dünya düzeni diyoruz. İşte Covid-19 evlere kapandık. İşte varsa pahalı arabamız kapının önünde bekledi. Varsa kocaman holding gidemedik içine. İşçiler içine gidemedi. Yani maddesel dünyada sahip olduğumuz birçok şeye erişimimiz kısıtlandı. Eve tıkıldık. Kariyer kadını olacakken iki çocuk başımıza kaldı. Evde kaçtı. İşte bir şeyler oldu ve insanlar artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte artık o dükkanlara gidip aşırı tüketim içinde olmayacağız. İşte daha dikkatli olacağız. Daha sevgi, daha yardımlaşma falan. Olacak mı her şey sizce böyle? Bence bazı insanlar böyle zincirini koparmış gibi alışverişe ve tüketmeye devam edecekler. Yine aşırı lükse kaçacaklar. Kaçsınlar. Olacak. Yani bunlara da kızmamak lazım. Çünkü insanların şu anda görüyorum herkes her yerde yayınlar. Hop atıp hop kalkı. Artık öyle ol. Ya olan olacak. Uyanan uyanacak. Tüketen tüketecek. Tüketmeyen tüketmeyecek. Bırakın herkes istediği gibi yaşasın. Bunlar bireysel hikayeler. Ha bütüne hizmet etmenin keyfini yaşayan ruhlar tabii ki çoğalacaklar. Buna inanıyorum. Çünkü gördük dünyanın her yerinde. Yani bir şarkı, bırakılan, sorulmadan, istenmeden bir ekmek, bir su. Değil mi? İnsanların yaşadıkları şeylerle kalplerinde bir şeyler açıldı. Aynen öyle. Zaten bu tip travmalarda hakikaten insanın içi dışına çıkıyor. Yani katalizör vazifesi görüyor gerçekten. Bu tip işler, bu tip travmalarda. Şimdi dediğin gibi olan oldu. Bundan sonra bir kere insan nisyanla malum. Yani unutacağız. Bunların hepsini unutacağız. Her şey eskisi gibi olmayacak falan. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum nasıl olacağını. Ama şu anda ortaya çıkan neyse bir dönüp bakmak lazım galiba, değil mi? Tabii. Yani şu an ne yaşıyorsak. Kişilerin kendi kararları. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. En azından benim için olmayacak. Zaten 5 dakika önceki versiyonum olmak zorunda da değilim şu an. Çünkü şu an anda olarak geleceğimi yaratıyorum. Herkes canının istediğini yapacak. Ama kişisel uyanışlar yaşanacak. Kimse eskisinde olduğu gibi devam edemeyecek. Zaten hiçbir zaman etmiyordu ki. Ya dünyada değişmeyen tek şey değişim. Evet. Zaten. Aynen öyle. Yani zaten hep değişmiyor muyuz yani? Evet evet. Ya Heraklitos diyor ya. Evet, Heraklitos diyor ya, aynı nehirde iki kere yıkanamazsın diyor. Çünkü o nehirde ilk girdiğindeki sen değilsin, nehir de aynı nehir değil diyor. Yani zaten aynen. Bir değişim dönüşüm halindesin. Biyolojik aynen. Olarak bile 7 senede bir bütün hücrelerin, kan akışın, her şeyin değişmiş oluyor. Aynen. Yani zaten devamlı bir değişim halindeyiz. Ama söylediğin şey çok önemli. Bunu idrak etme noktası kabulle başlıyor galiba. Yani kabul, idrakın başladığı, yani senin ona uyandığın an bu kabulle başlıyor galiba. Ne güzel söylüyorsun işte, her şey değişiyor. Fakat bakalım hayatlarımıza, belki şu an bizi dinleyenlerden de etraflarında vardır kendileri değilse bile. Bu kadar her şeyin değiştiği, her acının unutulduğu, her mutluluğun da kaybedildiği bir dünya içerisinde yaşarken bizler geçen hafta olmuş bir olaya, bir ay önce olmuş bir olaya, 16 yıl önce evlendiğin ilk ayda kaynananın söylediği bir şeyi temcit pilavı gibi getirip takılıyoruz. Süredeyiz.
Ya da gelecekte ne olacağın kaygısındayız. Mesela şu an gün itibariyle ne zaman bitecek korona, şu olacak mı, bu olacak mı, başımıza gelecek mi? Endişe, kaygı. Her türlü negatif duygular hem geçmişte hem gelecekte yaşanıyor. Çünkü anda tip hiçbir duygu yok. Anda neşe var, sevgi var, şükran var, tatmin var. Değil mi? Hepsi pozitif duygular ama anda kalmayı beceremiyoruz. Bilmiyoruz, unuttuk çünkü. Herkes duymuştur nefes koçları, nefes egzersizleri. Nefes almayı öğrenmek için gidip para harcıyoruz. Hem de zaman harcıyoruz değil mi? Ya ben 48 yıldır nefes alıyorum canım, ne alakası var? Ne varmış benim nefesimde diyecekler ama eğitimlere katılanlar onun transformal gücünü biliyorlar. Yani nefesi doğru almayı unuttuğumuz gibi işte bu zihinleri de doğru kullanmayı unutuyoruz ve içindekini kendimiz zannediyoruz ve sarpa sarıyor hayatlarımız. Hep peşinden koştuğumuz şeyler bizim için en iyisi olduğunu düşündüğümüz şeyler. Düşündüğüm. Gerçekten öyle mi? Bilmiyorum. İşte dönüşüm yolculuğu seni buna çıkartıyor. Gerçekle yüzleştiriyor. Kodlamalarından, koşullandırmalarından arındırıyor. Arkasından zaten zihin atölyesi geliyor. Şu an heyecanla herkes bekliyor. Çünkü nerede olduğumuzu bulduk. Ve o bulma süreci içerisinde yakalayıp kendimizi kahkahalar da attık. İç çocuklarla yüzleşip gözyaşları da döktük. Çünkü acılarla dolu, çok debelendik ve sürekli geçmişi sırtımızda taşıyoruz. Bize ait olmayan sorumlulukları sırtımızda taşıyoruz. Sınırlarımızı çizemiyoruz. İnsanlar üstümüzden yürüyüp geçiyorlar. Yani beceremediğimiz çok şey var. Bunları öğrenmek için de yalnız başınıza yapıp debelenmek, elinize bir kitabı alıp günlerce okuyup yapmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Şu anda her yerde yazıyorlar. Dünyanın artık yeni holdinglere, yeni şöhretlere değil, şifacılara, yol göstericilere, rehberlere ihtiyacı var. Gerçekten de dönem içerisindeyiz. Yani bu büyük dönüşüm tabii ki birçok şey demin dediğimiz gibi eskisi gibi devam edecek ama bu süreç içerisinde bir şeyler de değişti. İlk defa tüm dünya insanlığı aynı anda aynı duyguyu paylaştı. Eskiden işte TEDx hikayemiz izlediğinde, işte bir şeyi gördüğünde, bir yerde deprem olduğunda, bir yerde yangın çıktığında, bir yerde volkan patladığında. Şu an hep beraber böyle yüksek bilinçte bir hareketlenme oldu. İşte bu güzel bir dönem. Burada ucundan içeriye girip artık yakalamışken bırakmamak ve o yolda ilerlemek lazım kendini keşfetmek adına. Aynen öyle. Tam da şey, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi biz bu hayattan geçiyoruz. Bu hayata sahip değiliz diyor ya. Yani gerçekten de aslında sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeylerin aslında ne kadar geçici ve bir virüs, küçücük görmediğimiz canlı bile olmayan bir virüs sayesinde nasıl ulaşılmaz hale geldiğini gördük. Yani demek ki geçici olan değil, baki olanmış bize kalan. Yani evlerimiz içinde şu anda neyle birlikteysek, baki ne kaldıysa, cebimizde ne varsa şu anda onunla birlikteyiz. O yüzden dediğin gibi evet, rehberlere ihtiyaç var. Zaten rehbere ihtiyaç duyan tek canlı da insan. Çünkü insanı hayvandan ayıran tek şey öleceğini bilmesi ve anlam arayışı. Yani bu anlam arayışı ve düşünebilmesi. Varlık olması ve halden hale girebilmesi. O yüzden yine Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü, acı suda tatlı suda berraktır. Her gördüğünü insan sanma, gerçek insan hal ehli olandır. Hakikaten gerçek insan işletim sistemini öğrenmiş ve halden hale girerken olma halini seçebilen insandır. Biz düşüncelerimizdeki kalıplardan bir duyguya geçip oluş halimizi kendimiz seçmiyoruz. Bir anda parlıyoruz kıskançlıkla, öfkeyle, üzüntüyle, utançla ama bunların nereden geldiğinin farkında değiliz. İşte bu çalışmalarda rehberliklerle kendinize uygun çalışma yöntemi içerisinde bunların farkındalığına ulaşmak. Ondan sonra da oradan çıkmak. Şimdi herkes, sizler de yayınlar yapıyorsunuz, ben de izliyorum her yerde. Kendinize dönün, farkına varın, dönüşün. İşte yeni dünya düzeni geliyor, okey. Birilerinde bunu yaptırması lazım. Tamam, farkına vardık da nasıl dönüşeceğiz? İşte biz
bunu yapıyoruz. Rise and Shine tam da bu nedenden kuruldu. Çünkü ben bunu yaptım. Hepimiz insansak ve hepimizin işletim sistemi de aynıysa içinde. Tabii ki ruhsal tekamül yolculuklarımız bambaşka. Ama bunu ben yaptıysam sen de yaparsın. Hadi diyorum. Yani bir gün yapacağım değil. O gün bugün olsun. Karar ver, harekete geç, yola çık. Çünkü enerjisel olarak da şu an çok müsait. Ve birçok insan bu yola çıkınca inanın birey birey değişince bütüne hizmet. Bütün değişmeye başladığında yüksek bilinç, collective consciousness diyorsunuz. Kolektif bilinç iyileşmeye başladığında onun da bireye tezahürü oluyor. O yüzden bu bir kısır döngü. Biz o sevimsiz kısır döngü içinde döndük zaten yıllarca. Şimdi de temizlenmeye doğru bir döngünün içine girelim. Herkes kendiyle iyileştirmeye, yaralarını sarmaya, şifalanmaya, özünü keşfetmeye, bireysel bireysel başlayınca 1, 3, 5 böyle gideceğiz mi ki? Düzelmek evet. Durumu. Gördük ki hepimiz şu anda biliyoruz ki dünyanın insan denilen varlığa ihtiyacı yokmuş değil mi? Biz çekilince bizden dünya kendini temizledi zaten, kurtardı. Ne kadar nasıl çabuk bize davranmışız dünyayı kurtaracağız diye. Yani ve öyle 70 günde falan değil, 7 gün aldı atmosferde havayı temizlemesi, denizleri, kanallarını. Yunuslar Ortaköy'e kadar girmiş. Ben İstanbul'da değilim. Diyor, görüyorum üstünü. Bodrum'da köpek balığı görünmüş ya. Düşünsene. Evet, evet. Yani Venedik'te kanallar bayağı berraklaşmış, balıkları görüyorsunuz. Kahverengidir orada. Yani inanılır gibi değil. Dünyanın bize ihtiyacı yok. O yüzden biz artık dünyayı kurtarmayı bırakıp bireysel bazda kendimizi kurtarma yolculuklarına çıksak iyi ederiz. Ha, hiç çıkmayanlar, aynı şekilde devam edecek olan insanlar olacak mı? Tabii ki olacak. Olmazsa zaten dua edin. Olmazsa olur mu zaten? Aynen öyle. Her şey zıttıyla var çünkü. Kesinlikle. O yüzden çok güzel bir yolculuk ve hani biz Rise and Shine ailesi olarak bundan çok büyük keyif alıyoruz. Hem Instagram temizden hani günlük motivasyon, destek, uyanış, hani yazdığınız bir kelime, çektiğim bir video, paylaşımlar. Çünkü hepimizin hikayeleri bazında birbirine benziyor ve birbirimizden ilham alıyoruz. Ve yaptığımız dersler. Bunlara girince mezun olduklarında kocaman bir grup oluşturduk. Epeyce bir kişi var şu anda ve onlarla yolculuğa devam ediyoruz. Meditasyon yapmayı öğreniyoruz. Meditasyona karşı inanılmaz mesafeli duruyorduk ki her dinin ibadetleri de bence bir parça meditasyon işlemini ve işlevini gören şeyler. Ama bunu çok daha periyodik, ibadetten biraz daha farklı bir şekilde sunarak öğretiyoruz zaten atölyelerimizin içerisinde. Çünkü bazımız, motomuz yaşam enerjini yüksek tutmak. Enerjini değiştir, hayatın değişsin. Nasıl yapıldığını, sonucun ne olduğunu da hep biliyorsun bu tarz öğreti anlatırken hep örnekler veririz. Bir örnek vermen için adamın biri düşünün dersi işte kadının biri şöyle falan. Ben bütün örnekleri kendimden veriyorum zaten. Ve yaşanmış olduğu ve bilindiği için direkt geçiyor. Çünkü insanın empati duygusunu da hareketlendiriyorsun ve bir şeyi öğrenmek için güvenmek gerekir. Hani mutlu çocuk iyi öğrenir derler ya ilkokuldayken. Öğretmenini sevdiyse, ortamında arkadaşlarıyla oraya güveniyorsa zaten açılır. Açılınca da içeriye giren her şeyi alır. O iletişimi sağlayabilmek çok güzel ve yıllardır hep de ya ben neden Türkiye güzeli olmuşum ya sporcu kızsın millisin falan işte olimpiyatlara gideceksin de hastalık mastalık derken bir taç kondu kafama ya ne oldu bana filan. Şimdi görüyorum ki iyi ki çünkü daha fazla insana ulaşabilmemin yolunu açarsam bir genç kızken hani belimin ölçüsüne kadar bilenler 18 numaraydınız hatırlıyorum diyorlar. Ne kadar güzel bir bağ kurulmuş insanlarla aramızda. Ve biliyorsunuz hani mum ışığı çok az bir yeri aydınlatır. O yüzden sokak lambalarını, direklerini de çok yükseğe dikerler. Ne kadar yükseğe çıkarsan ışığın o kadar fazla insanı aydınlatabiliyor. Ben birazcık şimdi bunun mutluluğunu ve şükrünü yaşıyorum. Hani iyi ki böyle olmuş diye ve ulaşabildiğim kadar çok insana ulaşıp dokunup onların hayatlarında bir şeylerin değiştirilmesine vesile olmak. Çünkü ben değiştirmiyorum. Yalnızca vesile oluyorum.
Ne güzel, ne güzel Özlem. Yani yaşadığın her şeye böyle bakman, o sebeplerin, sonuçlarının bu şekilde yaşanır hale dönmesi. Yani o sebeplere takılıp kalmaman. Gerçekten büyük lütuf diye düşünüyorum. Herkese de nasip olmuyor bu. Herkes her şeyi yaşıyor ama sonuçları böyle de olmuyor. O yüzden evet, sen de zaten bunun şükrünü çok iyi biliyorsun. Şükürde olmak, o kabul halinde olmak hakikaten bence en büyük zenginlik. Daha büyük bir zenginlik yok insanın gerçekten hayatında. Geçenlerde Cemal Nur'un yine bir konuşmasını seyrediyordum ve tam öyle bir şey anlattı ki böyle hüngür hüngür ağlamaya başladım. Yani beni dertsiz bırakma Allah'ım. Kaç günlerdir gözükmedin, bana bir dert vermedin. Ben şimdi ne öğreneceğim kendimde, ne keşfedeceğime ana fikri olan bir hikaye anlattı. Ben de böyle gözyaşı süzüldü, gökyüzüne baktım, dedim yani beni de boş bırakmıyorsun, Allah razı olsun. Bırakır mı ya, bırakır mı? Kenan Rifai'ye birisi demiş ki Allah sizden razı olsun hocam demiş. O da demiş ki önce ben ondan razı olayım demiş. Nasıl yani demiş. E demiş ben onun bana verdiği hadiselerden razı mıyım ki o benden razı olsun. Şimdi sen olanı olduğu gibi kabul et ki o da senden razı olsun. Ondan sonra senden de işte bu şekilde hizmet şeklinde tezahür etsin. İnsanlara dokun. Onun enerjisi senden akıp geçsin yani. O yüzden gerçekten bu halde olmak büyük şans. Seni tanıdığıma da çok mutlu oldum. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben de çok. Zaten çok aynı dönemin, çok ortak arkadaşlarımızın olduğu bir ikiliyiz zannedersem. Aynen, ve, aynen. Zaman zaten zamansız. Yani baktığında bazı öğretmenler içerisinde zaman yok. Bugüne nasipmiş, bu ana nasipmiş diyorum. Ben de çok çok sevindim. Bu arada saate baktım, kapanmak üzere galiba. Yani aynen öyle, kapanmak üzere. Bir sürü de soru var ama arkadaşlar Rise and Shine'a lütfen yazarsanız Özlem belki cevaplama vaktin olursa Rise and Shine.nl bulamazsanız da Özlem Kaymaz adresine girdiğinizde hemen oraya yönlenebilirler. Rise and Shine'ın DM'inden ben zaten kendim teker teker bütün gelen sorulara cevap veriyorum. Web sitemde de her şey zaten ortada. Atölyelere katılmak isterler, yolları düşer, merak ederler. Bekliyoruz. Harika. İnşallah biz de şu yollar bir açılsın. Bizim Brüksel'de bir derneğimiz var. Oraya geldiğimizde inşallah seni ziyaret için özellikle Hollanda'ya gelmek istiyorum. Evet. İnşallah. Ruberu görüşmek üzere inşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın diyorum. Çok hoşça kalın. Sağ ol.